18 Haziran'da yapılması gereken seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan öne çekebileceklerini açıkladı. Biz de bu açıklamayı Aydınlı vatandaşlara sorduk. 18 Haziran'da olacak olan seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada öne çekebiliriz dedi. Nisan sonu, Mayıs başı gibi. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Vallahi ona karar veriyor işte, ben değil. Ben ona bilemem. Sizce seçimler öne çekilmeli mi peki? Çekilmez. Zamanında yapılsın. Ama bu seçim biraz kritik olacak. Öyle mi görüyorsunuz? Evet, kritik görüyorum. Her şey zaten gidişe berbat oldu. Hatta bizim de bir Tayyip Erdoğan'ın seçimi mesela, nasıl diyeyim size, o bu Türkiye'yi yönetecek babamdan başka kimse yok. Nasıl diyeyim, o diğerleri şey yapıyor ya, yok şu masa, yok bu masa, bunlar hepsi maşallah. Ben size açık açık konuşayım, bunlar maşallah. Türkiye, Recep Erdoğan, sonra başka kimse yok. Bu ülke istediğin kadar batsın, istediğin kadar şey yapsın, hepsi bunu millet batırıyor. Başka kimse batırmıyor, Tayyip Erdoğan batırmıyor. O batırıyor. Millet batırıyor, millet. Abi biz baktık, araştırıyoruz mesela, o kadar zebze, o kadar meyve, o kadar şey attı ki, o kadar atladı ki, o kadar çöpe atladı ki, bunların hepsinin ziyanı, bunu kime hesap verecek? Tayyip Erdoğan mı yapıyor? Aha biz şey olmadan, zam gelmeden önce biz şeylere, marketlere girdiğimiz zaman seçim, şeyden önce bile zam geliyor. Bunu Tayyip Erdoğan mı yapıyor? Ama ben her zaman onu destekledim, ben de şu ana kadar onu destekleyeceğim. Bir seçmen oldu, zaten onu öne çekeceğini ben biliyordum. Öne çekecek o. Çünkü Haziran'da yapma olasılığı yok gibi onun. Ama işte bir an evvel bu rüzgarı yakalamak istedi o. Hani şimdi herkese para veriyor, zamlar yaptı falan. Tabii arkadan gerçek olan zamlar da halk biliyor. Ondan sonra ama işte bu rüzgarı yakaladı o. Şimdi aynı şekilde seçime gidecek. Vatanımız için, milletimiz için hayırlı olsun. Hayırlısı neyse öyle olsun. Vallahi ne diyebilirim ki, Mevlüt Tren yaptığı işe hiçbir şey karşı çıkamıyoruz. Peki seçimler sizce öne çekilmeli mi? Çekilse iyi olur. Neden mesela iyi olur? Hiç olmazsa seçim lafı olmaz bir daha. Yani her gün seçim. Zaten böyle bir söylenti var, olması gerekir de yaz tatili gireceği için insanların şehirlerden ayrılmadan öne çekileceği zaten öngörülüyordu. Bence de uygundur. İnsanların oyunu kullanabilmesi için, gittiği yerden geri dönmemesi için geri çekilmesi bence uygundur. Güzel soru. Yani herhangi bir düşüncem yok çok fazla. Açıkçası siyaset beni çok yoruyor artık. Bu nedenle çok ilgilenmiyorum. İlgilenmemeyi seçiyorum. Hayat yeterince yoruyor bizi. Malum konular değil. Tam bir fikrim yok. Teşekkür ederim. Vallahi bir sürü işte bakın televizyonları, seçilir seçilemez. Bilmiyorum yani. Vatandaş olarak ben atılıyorum da inşallah iyi olur. Ne diyeyim şimdi ya? Hayırlısı diyeyim. Seçimlerin önce yapılması sizce bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Bakış açısına bağlı. Hiçbir şey değişmeyecektir. İnsanların fikri neyse o aynı kalacaktır. İstisnadır değişiklik. Bence hiçbir değişiklik olacağını sanmıyorum. Yani çünkü artık herkesin her şeyin farkında olduğuna inanıyorum ben. Yani o yüzden erken çekilmiş, geç olmuş hiçbir şey fark edeceğini sanmıyorum. Sadece benim tek istediğim şey şu enflasyonu biraz düşmesi, insanlarımızın, bizlerin biraz rahatlaması. Yani benim istediğim tek şey bu. Yani seçim beni öne çekilmiş, şeye çekilmiş çok şey yapmıyor, ilgilendirmiyor. Önemli olan dediğim gibi enflasyonun düşmesi, bizim biraz rahat etmemiz. Valla hayırlısı neyse o olsun diyorum artık. Aydın'ın ilerlemesini isteriz ama maalesef ilerleyemiyor, geriliyor. Valla herkesin kendi lehine karar veriyor artık. Erken seçimi Erdoğan onayladıktan sonra biz ne yapabiliriz ki? Bir anda yapılması beklenen seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan öne çekebileceklerini söyledi. Bir seçmen olarak sizin bu konuyla ilgili görüşleriniz nelerdir? Zamanında yapılsa daha iyi olur tabii. İktidar için avantaj. İktidar avantaj nasıl yapılanları, şu EYT şeylerini falan unutturmamaya çalışıyor. Onları yapıyor. Ama yine de gidecek. Hepsi bir oyun olacak gibi geliyor. Çünkü son olaylardan sonra ne seçim ne seçilme, hepsi boş. Son olan suikastten sonra bence olacak bir şey değil. Olacak bir şey değil. Allah sonumuzu hayır etsin. İyi bir şey değil. Valla seçme bak nasıl değerlendiriyorum. Artık son çabalarını gösterdiği için erken almaya kalkıyorlar. Yani vatandaşı hiç düşünen yok.
emekli SSK'lı %25 zam verdi. İsyanı görünce %30 çıkardı. Enflasyonu düşük gösteriyorlar. Ha seçim ha Mayıs'ta olmuş, Haziran olmuş. Fark eden bir konu yok. Herkes kendine ona göre kafasını koyduğu bir yere oyunu verecek. Erken olsa iyi, iyi. Bence iyi. Ha Haziran olmuş, ha Mayıs olmuş. Arada bir ay fark var. Ama yasalar neyi söyler, neyi gösterir onu bilmiyoruz. Seçim millet için hayırlı olsun. Başka diyecek bir şey yok. Teşekkür ederim. Ülke için. Her taraf piyasa millet kan alıyor. Kimsenin cebinde para yok. Maaşı çekeli 20 gün oldu. 10 gün oldu. Ah kalan para bu 10 lira. Vallahi iyi düşünüyorum. İyi olmasını isterim. Çekilmese iyi olur. Çekilse iyi olur. Seçimlerin öne çekilmesi aslında beklediğimiz bir şeydi. Olması gereken bu. Neden öne çekilmesi? Çünkü ülkenin ekonomik durumunun gidişatı pek iyi değil. İyi olduğunu düşünmüyorum. Bir an önce seçimlerin yenilenip yeni gelen hükümet değişecekse yeni gelen hükümetin hemen işleri yoluna koymasını gerektiğini düşünüyorum. Değil, inandırıcı değil. Peki sizce seçimler öne çekilmeli mi? Valla daha önceki dediklerini gör, zamanlı yapılacak dediler. Zamanında yapsınlar. Sorar olmadı. Zamanında yapsınlar.